Can bir bankacı annenin ve bir muhasebeci babadan olma bir evlattır. Can'ın tam ismi Şerafettin Can Atalay'dır. Şerafettin Atalay Can'ın amcasıdır. Şu resimdekidir. Şerafettin Atalay 961 anayasasından sonra Türkiye'de kurulan partilerden Türkiye İşçi Partisi'ni 965'te Amasya'da örgütleyen kişidir. 27 Ocak akşamı evimizin önünde katlettiler. Biz de birinci ismini Can'a, amcasının ismini verdik. Can da yaptığı toplumsal mücadelede, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinde amcasına layık bir yeğen olmayı başardı. Ajan bilmem ne diyorlar, darbe yapmakla, bizimkileri de yardım etmekle diyorlar ya, hiçbir somut bir şey yok. Kavala için ajan diyorlar, sonra da açıklayın dendiği zaman da siz bilmezsiniz, bu devlet sırrı. Ya devlet sırrıysa biz de bilelim. Canlara da yardım yataklıktan veriliyor. Bu karar topluma, bakın bunlara, bir şey yaparsanız parmak sallama kararıdır. Bu dosya Fethullahçıların hazırladığı bir dosya ve mahkemede kıymetlendirdi. Yani Türkiye tarihinde Fethullahçıların hazırlayıp devam ettirilen tek dosya olduğunu biliyorum ben. Vekilliğine gelince Can vekil seçildiği zaman hükümlü değildi, tutukluydu. Bunu da yanlış biliyorlar veya özellikle yanlış yazıyorlar. Bunu da altını çizmek isterim. Seçildi. Şükran da iyi hatırlattı o kıymetlendirme. Şimdi o savcıların, hakimlerin nerede olduğunu biliyoruz. Bir kısmı içeride, bir kısmı da yurt dışında kaçak. Bu mahkeme aşamasında şunu söylemek istiyorum kardeşim. Uluslararası hukuka saygılı olmak, yani kendi yasalarımıza da saygılı olmak lazım, uluslararası hukuka da saygılı olmak lazım. Ahim'in aldığı karar niye hukuk dışı sayılıyor? Hem uluslararası hukuk hem de anayasamızın maddesi olan hukuk. Yani şu değil, seçerek hiçbir şey kazanamazsın. Kanunlarımız ne yazıyorsa, anlaşmalarımız ne yazıyorsa ona uymak durumundayız. Şimdi meclise geleceğim. Seçildi. Avukatları mazbatayı aldılar, meclise kaydını yaptırdılar. Burası bakın çok önemli. Meclis açılışında en yaşlı kişi Devlet Bahçeli'ydi. Devlet Bahçeli ismini okutturdu. Okutmayabilirdi. Yani hukuksuz olarak okutmayabilirdi. Yaptım oldumcu çünkü bunlar. Okuttu. Sonra mecliste oy birliğiyle İnsan Hakları Komisyonu'na seçildi. Bakın oy birliğiyle diyorum. Yani bütün partilerin seçtiği bir komisyona seçildi. Özlük hakları verildi. Şimdi seçilirken aday olmak isteyen gider adli sicil çıkartır. Seçmeye karşı bir şey yoktur diye. Sonra onu seçim kuruluna verir. Sonra o Yüksek Seçim Kurulu tarafından incelenir. Buraya hiç itirazlar olmadı. Seçildi. Yani Yüksek Seçim Kurulu listeyi onayladı, şey yaptı. Seçildi. Dokunulmazlığı aldı. Bu söylediğim 3. Ağır Ceza'nın kararı Can milletvekili seçildikten sonra onaylamadır. Geldiğimiz durum şu kardeşim. Can Atalay tutuklu mu? Can Atalay hükümlü mü? Anayasa Mahkemesi'nin kararından dolayı. Bunların ikisi de değil. Öyleyse Can Atalay niye Silivri'de? Anayasa Mahkemesi'nin gündemini aldığı gün, açıkladığı günün akşamına Yargıtay verilen cezayı onadı. Jet hızıyla. Yani burada da siyasetin eli olduğu çok kesin ve
bariz olarak belli. Biz hala hukukun var olduğunu, bağımsız olarak yargının karar verdiğine inanmak istiyoruz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani cana verilen acılı Hatay halkının oyları teneke değildir. Onlar da altın kıymetindedir.